Sayın milletvekilim, değerli milletvekili adaylarım, değerli ilçe başkanım, kadın kollarının değerli üyeleri ve temsilcileri, gençlik kollarımız, değerli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, AK Parti'ye gönül vermiş değerli Mardinliler, Artuklulular, hepiniz bu SKM ve propaganda açılışımızın ilk gününe hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ben biraz daha vakur konuşayım ki mikrofon bozulmasın. Sohbet edebilelim. Çok değerli Mardinliler. Propagandaların yapılacağı bu ilk akşamda bu sokağı, bu seçim koordinasyon merkezini hınca hınç doldurdunuz. Sizin bu davaya olan inancınız, sizin bu vakur duruşunuz, sizin bu şevkinizle umut ediyorum ki 1 Kasım günü ve 1 Kasım akşamı yine Mardin ve Artuklu semalarında aydınlanacaktır. AK Parti 13 yıllık iktidarında, AK Parti kuruluşundan bu yana bu ülkeye ve Mardin'e kazandırdıklarıyla, bu ülkeye ve bu coğrafyaya kazandırdıklarıyla, bu ümmete ve insanlığa kazandırdıklarıyla çok şey ortaya koydu. Hepimize çok değişik örnekler sundu. İnsan yaşamının ne kadar değerli olduğunu ortaya koydu. İnsan hak ve özgürlüklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. İnsanlığın ve bireyin her şeyin üstünde olduğunu ortaya koydu. Hizmetin insan için olduğunu ortaya koydu. Her şeyin bir insanla başlayıp bir insanla sona son bulabileceğini ortaya koydu. Bir insanın bir toplumu, bir ülkeyi, bir coğrafyayı ve bir dünyayı nasıl geliştirebileceğini ve kurtarabileceğini ortaya koydu. Bir insanın bütün insanlığın, bir insanın bütün toplumların umudu olabileceğini ortaya koydu. O insan korucumuz, o insan reisimiz, o insan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yoldaşları olarak 13 yıldır bu davaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu davaya olan inancımızla hizmetimizi ne hangi aşamada arttırırsak arttıralım, biz reisin ulaştırdığı çizgiye ulaşamayacağız değerli arkadaşlar. Çünkü o ufkumuzu açan, çünkü o bize bir misyon veren, çünkü o bize bir vizyon vaat eden bir liderdir. Ve liderliğiyle her zaman gurur duyduk ve duymaya devam edeceğiz. Sevgili Mardinliler, AK Parti siyaseti insan için yapıyor dedik. Çünkü hizmet bazlı, insan bazlı siyaset yapmayan bütün siyasi oluşumların tarihin tozlu raflarında yerini aldığını hepiniz biliyorsunuz. AK Parti bu yüzden devletin insan için var olduğunu her zaman ortaya koydu ve bu düşünceyle politikalarını devam ettirdi. Sizler de takdir edersiniz ki insan odaklı siyaset Türkiye'yi 2001'den 2015'e doğru hangi aşamadan hangi seviyeye taşıdığı aşikar bir şekilde karşımızda duruyor. 200 milyar dolarlık bir milli gelirden 800 milyarı geçen bir milli gelire ancak bu şekilde ulaşabildik. Her türlü demokratik hak ve özgürlüğün önünü açılmasına ancak bu şekilde ulaşabildik. Kürtlüğün, Kürt'ün, Kürtçenin yok sayıldığı, var olmadığı iddia edilen dönemlerden devlet okullarında Kürtçe eğitimin verildiği dönemlere ulaştık. Ve bizler bu davanın ortaya koyduğu misyonla özellikle bu bölge insanının haklı ve makul taleplerinin neredeyse %90'ını gerçekleştiren bir partinin üyeleriyiz. Bu partinin sevdalılarıyız. Bu konuda kendimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu anlamda ne kadar gururlansak, ne kadar bu hizmetlerden bahsedip insanlarımıza bu hizmetlerle önsek azdır. Değerli Mardinliler, AK Parti tarihini uzun uzadıya anlatacak değiliz burada. Bizler 7 Haziran seçimleriyle karanlık bir noktaya sürüklenmek istediğimizi her zaman ortaya koyduk ve söylemeye devam edeceğiz.
7 Haziran seçimleri sonrası özellikle bu ülkeye yaşatılmak istenen, bu bölgeye yaşatılmak istenen ve Mardin'e yaşatılmak istenen bu karanlık dönemin bir daha yaşanmaması için AK siyasetin devamının ne kadar gerekli olduğunu gördük. 7 Haziran'da halkımız bir tercihte bulundu. Belki bazı eksiklerimiz vardı. Belki iktidar olarak 13 yıllık iktidarımızda biraz yıpranmamız oldu. Belki vatandaşımızın bir kısmı bazılarının uçuk vaatlerine kanarak AK Parti yerine başka partilere oy verdi. Bazılarının hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceği vaatlerle belki o insanlar o partilere bir nebze destek oldu. Ancak bu desteğin karşılığında bu ülkede halkımızın iradesi, halkımızın kutsal yaklaşımından sonra bir koalisyon hükümetinin kurulması gündeme geldi. Ve bu koalisyon hükümetinin kurulmasına, tek başına iktidar şansı vermeyen halkımızın iradesine AK Parti ailesi olarak her zaman saygı duyduk. Ve bize dayatılan ve bize verilen bu görevi layıkıyla yapmak için gereken çabayı da sarf ettik. İnşallah. 2 ay boyunca bu ülke istikrarsız kalmasın, istikrarsızlıktan kurtulsun, hükümetsiz kalmasın diye. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız her türlü koalisyon seçeneğini masaya yatırdı. Bütün partilerle, birebir ilişkilerle bir hükümet kurulması için çaba gösterdiler. Hepiniz şahit oldunuz. Her biri basit bahanelerle, her biri hiç akla hayale gelmeyen şartlarla bu koalisyona engel oldular. Bu koalisyonda koalisyon oluşmaması için özellikle dış güçlerin, onların üst aklının, akıl hocalarının verdiği görevi çok güzel bir şekilde ifa ettiler. Ve ne yazık ki hükümet kurulamadı. AK Parti ailesi bu hükümetin kurulmasını her şeyden çok istedi ama bu hükümet kurulamadı. Takdir ilahi ve milletimizin iradesine olan saygımızdan dolayı tekrar bir seçime gidiyoruz. 1 Kasım seçimlerine giderken 7 Haziran sonrasıyla ilgili birkaç cümle kullanmak istiyorum. 7 Haziran öncesi şiddeti, terörü, silahı ortadan kaldıracağını iddia eden HDP ve HDP'nin genel başkanı televizyonlarda mitinglerinde sürekli şunu söyledi. Bize oy verin dedi. Biz bu ülkeye barışı getireceğiz. Biz bu ülkeye demokrasi getireceğiz. Biz bu ülkede illegal kullanılan bütün silahları gömeceğiz dedi. Pardon. 47DR-529 hasta çıkacakmış. Önü kesik bu aracın mutlaka çekilmesi lazım. 47DR-529. Teşekkür ederim. Bu adlerle 7 Haziran sandığına giden bu kesim halkımıza çok sempatik, şirin ve canlı politikalar vaat etti. Ancak 7 Haziran sonrası hepiniz şahit oldunuz. Verdikleri ilk demeçlerde şunu söylediler. Biz 1000 defa da söylesek de bu örgüt bizi dinlemez, silah bırakmaz dediler. O zaman sorarlar onlara. 7 Haziran öncesi niye bu vaatlerle karşımıza çıktınız? 7 Haziran'da bizi niye aldattınız? Madem böyle bir gücünüz yoktu, madem bu ülkeye huzur, güvenlik ve istikrarı getiremeyecektiniz, niye bu halktan bu oylarını istediniz? Niye oy hırsızlığı ve gasp yaptınız? Halkımız bunun farkına vardı. Halkımız bunun farkında ve halkımız 1 Kasım'da Allah'ın izniyle bunların cevabını verecek. Bizler 7 Haziran öncesi AK Parti ailesi olarak vaatlerimizi sıraladık. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. 1 Kasım beyanamemizde de bunlar mevcuttur. AK Parti yapamayacağı ve yapmayacağı hiçbir vaatte bulunmamıştır arkadaşlar. Vaat ettiği her şeyi yapacaktır ve daha önce de yapmıştır. Biz asgari ücret 1300 lira olacak dedik 1 Kasım için, 1 Kasım sonrası için. Onlar 2000 lira da diyebilir, 3000 lira da diyebilir. Varsın desinler. Çünkü onlar hiçbir zaman iktidara gelmeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden uçuk vaatler onlar için hiç önemli değil. Sizlerin oylarını çalmak için, bu Mardinlinin oyunu çalmak için,
Artuklu'nun oyunu çalmak için her türlü yalanı ve vaadi dile getirirler. Ancak sonrasında bizlere yaşatacakları bir hüsrandan başka hiçbir şey vaat etmeyecekler arkadaşlar. Biz bunun bilincindeyiz ve biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu yüzden 1 Kasım seçimleri ülkemiz için ve Mardin'imiz için artık bir kırılma noktası, bir dönüm noktasıdır. 1 Kasım seçimleri Orta Doğu için, İslam coğrafyası için bir dönüm noktasıdır. 1 Kasım seçimleri Amerikan seçimlerini ve Amerika'da ortaya çıkacak adayları bile etkileyen bir seçimdir. Bunu basında takip etmişsinizdir. Ve 1 Kasım seçimleri bütün insanlığın huzura ermesi için bir şanstır. Gelin hep beraber bu şansı değerlendirelim. Gelin bu şansı net olarak bizim halkımızın lehine, dünya insanlığının lehine kullanalım. Çünkü başka 1 Kasım seçimi olmayacak çok değerli Mardinliler. Bunu iyi bilmenizi istiyorum. Sözünü lafla kestir. Ölmez ailesi gelecek. Mardin'de çiçekler açacak. Bahar gelecek. Dostluk kazanacak. Ölmez ailesi gelecek. Teşekkür ediyoruz. Size de Ölmez de Allah razı olsun. Şeref vermişler. Bizler 1 Kasım'a giderken bazı görevlerle yüklenilmiş olarak hareket etmeliyiz. Bizler 1 Kasım'a giderken bu halkımızın yine birileri tarafından aldatılmasını engellemek için bu davadayız. Bizler birilerinin son 2 aydır, 3 aydır bizleri mahkum ettikleri hendek siyasetinden, bizleri mahkum ettikleri mayın siyasetinden, bizleri mahkum ettikleri tehdit ve şantaj siyasetinden kurtulmak için bu davadayız. Mardin halkı son 2 aydır kendisine yaşatılan bütün bu baskı ve zulmü hiçbir zaman hak etmedi ve hak etmeyecektir. Mardin halkı hoşgörü kentinde yaşayan ve her şeyiyle bütün Türkiye'ye örnek olmuş bir halk olarak bu şiddeti, bu zulmü, bu çileyi hak etmiyor arkadaşlar. Bizler bunu hak etmiyoruz. Sizler bunu hak etmiyorsunuz. Biz bu zulümden ancak bir şekilde kurtuluruz. 1 Kasım'da sandığa giderek oyumuzun rengini ak bir şekilde ortaya koyarak kurtulabiliriz. Eğer ki biz AK Parti davasını Mardin'de, AK Parti davasını Artuklu'da ve Türkiye'de hakim kılmak istiyorsak 1 Kasım'da görevimizi yapmakla yükümlüyüz. Oyumuzu sandığa atacağız. Sadece kendi oyumuzu değil, kendi oyumuzdan başka akrabamızın oyunun peşinden gideceğiz. Onun dışında komşumuzun oyuna talip olacağız. Mahallelimizin oyuna talip olacağız. Köylümüzün ve şehrimizin oyuna talip olacağız. Bunun için yapılması gereken ne varsa demokratik şartlarda, hukuk içerisinde her şeyi yapmakla yükümlüyüz. Eğer biz bunu yapmazsak, biz sahayı birilerine bırakırsak onlar da sahayı bombalarla ve hendeklerle donatırlar arkadaşlar. Biz buna izin vermeyeceğiz 1 Kasım seçimlerinde. Bu hepinizin sorumluluğundadır. Hepiniz birer tebliğcisiniz. Bu tebliğin gereğini yerine getirmekle yükümlüsünüz. Eğer AK Parti iktidarına güvenmiyorsa 1 Kasım için hiçbir çaba sarf etmeyelim. Ama bu toplanan muazzam kalabalık ona güveniyorsa bunun için 7 Haziran öncesi yaptığımız çalışmanın en az 2 mislini, hatta 3 mislini, 4 mislini harcamalıyız. Yapmamız gereken çok şey var. 10 günümüz kaldı. Bu 10 günde bizim hiç gece gündüz demeden kadın kollarımızın yaptığı çalışmalar gibi kendilerine teşekkür ediyorum. Gençlik kollarımızın yaptığı çalışmalar gibi kendilerine teşekkür ediyorum. Ana kadememizin, ilçe teşkilatlarımızın çalışmaları gibi kendilerine teşekkür ediyorum. Ve çok değerli adaylarımızın gece gündüz demeden geceler birlere ikilere kadar sahada yer alıp çalışmalarını sürdürdüklerini biliyorsunuz. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Biz şu anda Mardin'de neredeyse bölgenin %80'ini taramış durumdayız. Allah'ın izniyle bu son 10 günde kalan kısmı da ziyaret edip seçim çalışmalarımızı bitireceğiz. Biz sahadayız ve biz sahadan çekilmeyeceğiz. Birilerinin umut ettiği gibi
AK Partililer şuraya gidemez, AK Partililer sağ çalışması yapamaz diyenlere inat. Biz her yere gideceğiz ve her yerde seçim çalışması yapacağız. Ama halkımıza 7 Haziran öncesi bir sürü yalanla oy talipçisi olan bu kesimler nasıl bir seçim çalışması yapacaklar onu merak ediyorum. Ne vaat ettiniz, ortaya ne koydunuz? Halk bunu çok iyi gördü ve bunun cevabını bir Kasım'da size verecek inşallah. Çok değerli Mardinliler, ben biraz uzattım. Sayın milletvekillerimiz sinyal vermeden ben toparlayayım, kusura bakmayın. 1 Kasım seçimlerine giderken genel merkezimizin, teşkilatlarımızın ve sizlerin takdiriyle 6 kişilik bir milletvekili listemiz oluştu. Bu listenin sizler tarafından, Mardin tarafından ne kadar güzel bir şekilde özümsendiğini yine görüyoruz. Ne kadar kabul gördüğünü görüyoruz ve bundan memnunluk duyuyoruz. Bunda katkımızın olduğu için de kendimizle de gurur duyuyoruz. Mardin Milletvekili Sayın Orhan Miroğlu tekrar ilimizden aday gösterildi. İkinci sırada Bölünmez ailesinin Sayın Süleyman Bölünmez'in kızları Ceyda Bölünmez Çankırı arkadaşımız, vekilimiz aday gösterildi. Üçüncü sırada yine Mardin'in medarı iftiharı, kanaat önderlerimizden çok değerli abimiz Sayın Süleyman Çelik aday gösterildi. Bu biraz torpil ya, demiş olmaz. Burada dayışlar ağırlıklı olduğu için ses çıkarmıyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, sesini sen kesin. Kesme fazla. Buyurun. Biz Mardin için çalışıyoruz. Tabii ki abimiz Süleyman Barınmaz yaptıkları hizmetleriyle gönlümüzde tartılmış. Ama Süleyman yapacağız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ya estağfurullah canım benim. Estağfurullah. Gerçekleri söylüyoruz. Kimseden de çekinmiyoruz. Var olasın. Eyvallah. Var olasın. Yine dördüncü sırada Mardin'in yine bürokraside yetiştirdiği ender insanlardan. Bürokratımız, valimiz, genel sekreterimiz Abdullah Erim Bey tekrar aday gösterildi. Ve beşinci sırada yine Ömerli'den İstanbul'daki çalışmalarıyla büyük takdir toplayan, avukatlık firmasında önemli işler yapan değerli kardeşimiz Vesika'ya aday gösterildi. Ve son olarak Mardin'de AK Parti'ye her zaman çok büyük destek sağlayan, AK Parti'nin kalelerinden biri olan, tabi Yeşili'den sonra Hayrettin abi burada, nereye Hayrettin abi? Şey yapmasın bizi. En büyük kalelerimizden biri olan Kabala'dan öğretmen arkadaşımız Ahmet Kaya aday gösterildi. Bu güzide adaylarımız, bu hepinizin beğenisini toplayan bu listemizden umut ediyoruz ki Mardin'de biz 1 Kasım seçimlerinde birilerinin şımarıklığına dur diyeceğiz. Birilerinin şiddetine dur diyeceğiz. Birilerinin zulmüne dur diyeceğiz. Ve bizleri ve bizim gibi düşünenleri ötekileştirmesine dur diyeceğiz. Biz Ak Sevdalılar bu ülkenin geleceğinin teminatıyız değerli arkadaşlar. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Sizin her bireyiniz, sizin her oyunuz bu ülkede geleceği belirleyecek en önemli kriterdir. Sizin bu coşkunuzla ve bu desteğinizle 1 Kasım akşamı zafere olan inancımızı tekrar yeniliyorum. Sizlere bu seçim döneminde ve propaganda döneminde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 1 Kasım'da Mardin semalarında ak dalgalanmayı yaşatacağınız için teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki 6 arkadaşımızı da meclise gönderip Mardin'de ak hizmetlerin güçlü bir şekilde devamından yana tavır alacağız. Bu anlamda
bugünkü programa katılımınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyor. Özellikle ilçelerimizden gelen çok değerli misafirlerimizi bu akşam vakti burada görmekten duyduğumuz onuru ve kendilerine olan şükranlarımızı tekrar dile getiriyorum. Sizleri her akşam yine burada bekliyoruz seçim akşamına kadar. Umut ediyoruz ki birbirimize paylaşacağımız çok şey var. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah Ak Dava'yı her zaman daim kılsın. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.